sonrasında İsaka sonrasında kendi YouTube sayfasında bu çekimi yayınlamaktadır. Ayrıca yine etkinlik sırasında CP alabilmeniz için bir link paylaşacağız. Bu linki doldurduğunuz zaman kendi İsaka profilinizde otomatik olarak CP'niz eklenmesi için bir gönderi oluşacak. Bunu da unutmayalım. Onun harici sorularımız olabilir. Sorularımızı öncelikle ben zaten chat ekrandan takip ediyor olacağım. Etkinliğin sonuna doğru veya artık Onur kendisi de karar da verebilir. Etkinlik sırasında bunları cevaplıyor olacağız. Ben sözü Onur'a bırakıyorum. Görüşmek üzere. Teşekkürler Gökhan. Herkese merhabalar. Gökhan'ın söylediği gibi Darwin'den bugün sizlere bu sunumu gerçekleştireceğim. Saat farkımız var. O yüzden halihazırda aslında burada bir öğleden sonra yaşıyoruz. Sizde gece oldu. O yüzden herkese bir iş gününün arkasından vakit ayırıp katıldığı için öncelikle teşekkür ederim. Bugün sizlerle paylaşacağımız sunum aslında Ekim ayında İSAKA'nın düzenlemiş olduğu Europe Konferansı'nın içerisinde gerçekleştirdiğim bir sunum. Ben çok keyifle yaptım çünkü uzunca süredir yani zannediyorum 2014'ten beri ilgiyle peşinde olduğum bir konu benim siber sigorta. Sunumun başında kısaca bahsedeceğim nasıl bu siber sigorta aslında ilgimin başladığından. Ama en başta yine belirtmek istiyorum. Biliyorsunuz son dönemde Türkiye'nin maalesef milli değerlerinden biri olan ekonomik olarak paramızda TL'de biraz bir değer kaybımız var. O yüzden mümkün mertebe sunumu yaparken bir diğer milli değerimiz olan dilimize saygıdan mümkün mertebe her şeyi Türkçeleştirmeye çalışacağım, Türkçe anlatmaya çalışacağım. Hani teknoloji dili maalesef İngilizce bütün dünyada. O yüzden hani arada bazı kelimeler olabilir. O yüzden beni mazur görün. Sunum İngilizce çünkü ana sunumu paylaşmak istedim. Bu sene özellikle kur farkından da oldukça yüksek bir mevladaydı Europe konferansına katılabilmek. O yüzden mümkün mertebe en azından nacizane bir Türk olarak bu sunumu sizlerle de paylaşmak istedim. Belki aynı hissiyatı verir bugün de. O yüzden sunum İngilizce ama her şeyi Türkçe anlatacağım. İsterseniz Gökhan istersen paylaşalım ilk slaytımızı. Ben de ilk başta siber sigorta maceramız hem Türkiye için nasıl başladı hem ben nasıl tanıştım o kısımdan başlayayım anlatmaya. Tamamdır. Slide geldi mi acaba sunum? Geldi, geldi, geldi. Tamamdır. İlk slayta geçelim istersen. Teşekkür ederim. Çok fazla kendimi tanıtmadım. Bence çok da ihtiyacımız yok. İsteyen LinkedIn'den bakabilir. Ben de aynı sizler gibi teknoloji alanında çalışmaya devam eden, işim biraz teknoloji, biraz teknoloji tarafına, biraz da hukuk tarafına dokunabilen, işte Big Four diye adlandırdığımız bu şirketlerde çalışmaya başlamış, halihazırda hala da böyle firmalarda çalışmaya devam eden, aslında özünde bir danışmanım. Siber sigorta maceramız da aslında siber sigortanın dilerseniz ilk Türkiye'ye nasıl geldiğinden başlayalım. Ben de nasıl tanıştığımı anlatayım. Dünyada siber sigorta ilk 1990'larda konuşulmaya başlanıyor ve Amerika ve İngiltere aslında birçok teknoloji ve bu tip regülatif konuda önce olduğu gibi bu konuda da öncü. Amerika'da hali hazırda zaten oldukça yoğun şekilde talep görüyor ve en büyük pazar Amerika'da da. Ama eğer literatür bazında yapılan çalışmalar araştırmak isterseniz her birinin İngiltere kökenli olduğunu göreceksiniz. Özellikle uluslararası büyük sigorta firmaları son dönemde pandemiyle beraber yoğunca konuya ilişkin birçok literatür çalışması yapmaya, bunlarla ilgili araştırma verileri, C-Level'daki anketleri paylaşmayı sürdürdüler. Türkiye'de ise ilk siber sigorta 2012'de anılmaya başlanıyor. Ama aktif bir çalışması olmuyor. Ben siber sigorta ile ilk başta 2014 yılında KPMG'de başladığım kariyerimde PwC'ye geçtiğim ilk daha kariyerimin başındaki dönemlerde tanışma fırsatı buldum. Türkiye'de Nart sigorta vardı. Bilmiyorum bilen var mı? Aslında küçük bir sigorta olarak o zaman yola çıkmıştı ama çok vizyoner bir sigorta firması bir etkinlik düzenledi ve etkinlikte teknoloji ve hukukçuları bir araya getirdi. Henüz KVKK hayatımızda yok. O yüzden teknoloji ve hukukçuları aynı masada çok fazla göremiyoruz tabii o dönem. İlk defa böyle bir etkinliğe katıldık ve benim de siber sigortayı ilk gördüğüm ve evet benim hukukla ilgili bir eğitim almam gerekiyor diye böyle inanılmaz etkilendiğim bir etkinlik olmuştu. Kimsenin daha fikir sahibi olmadığı konularda siber riskler üzerinden konuşmaya başladığımız ve Türkiye'de acaba hangi regülasyonlar, hangi kanuni tabanla ilişkilendirilebilir diye tartışıldığı bir ortamdı. Daha sonrasında yine birazdan anlatmaya devam edeceğim. Çok kilit bir kelime öğrendim.
Benim için aslında siber güvenliği çok daha severek ve isteyerek bu konuda çalışmamı teşvik etmiş bir kelimeydi. O da cyber resilience kelimesiydi. Türkçe karşılığı siber direnç, siber dayanıklılık gibi düşünebilirsiniz. Her siber güvenlik sunumunda bütün büyüklerimiz bize şey diye anlattı. İşte kapılar olur ya da anahtarlarla ve zincirlerle çevrilmiş bir hani korunaklı bir alan olur. Oraya da böyle küçücük daha zayıf bir nokta koyarlar ve derler ki işte siber güvenliğiniz, kurumunuzun siber dayanıklılığı bu en zayıf halkanız kadardır. Bunu öğrendikten sonra aslında bu kelimenin ilk başta ne olduğunu anlayamayıp çalışma hayatımın devamında evet siber güvenliğin aslında siber dayanıklılık ve dirençle beraber şekillendiğini anladım. Aslında siber sigorta yolculuğu da böylece başlamış oldu. Çünkü siber sigorta kurumların siber dayanıklılık ve siber direnç noktasında atik bir şekilde cevap verebilme kabiliyetini ölçmeye çalışıyor. Daha sonrasında yine İSAKA'nın her biriniz artık bir hani İSAKA'yı yakından tanıdığınız için rahatlıkla anlatabiliyorum. Biliyorsunuz herhangi bir sınava girdiğinizde İSAKA size şey diye soruyor. Diyor ki riskleri nasıl transfer ediyorsun? Cevap hep hiç şaşmaz ve doğru cevap her zaman siber sigorta. Çünkü transfer metodu dediğiniz zaman aklınıza direkt sigorta geliyor ve doğru cevap her zaman bu. Demek ki gerçekten tek başına bir doğru cevap. Yani transfer edebilmek için majör ve tamamen doğru yanıtı ele geçirmiş şekilde bir siber sigorta yanıtımız var ortada. O yüzden aslında bakarsanız dünyanın değerini tam olarak anlayamadığı ama yavaş yavaş değerinin artmaya başladığı bir alan diye nitelendirebiliriz. Ben bir şey sorabilir miyim Onur burada? Tabii. Risk yönetimi mantığında baktığımız vakit öncelikle risklerin indirgenmesi yoluna gidilir. Yani iç kontroller aracılığıyla. Ve hani transfer konusu belki de indirgeyemediğimiz risklere yönelik bir çözüm yolu sağlar bize. Hani risk cevapları dörde böleriz de bunlardan bir tanesi transfer olarak geçer. Peki hani siber sigortanın önemi artıyor. Neden? Hani biz kendi birçok güvenlik aracı var, teknoloji var, çeşitli süreçler tanımlanıyor, insanlar var, hani çalışanlarımız var. Neden siber sigorta ihtiyaç duyuyoruz? Çok güzel bir soru oldu Gökhan. Aslında bu slaytın yapacağım açıklamayı senin sorunun cevabı gibi başlayarak götürmek için çok anlaşsak bu kadar iyi bir soru gelmezdi muhtemelen. Teşekkür ederim bu soru için. Aslında şöyle başlayalım. İlk slaytım cyber risk nedir? Birçok biliyorsunuz sunum var, birçok konuşmalar var ve sürekli aynı şeyler tanımlanıyor. O yüzden en baştan size bugün işte siber riskimiz nedir diye tanımlamayacağım. Aslında Gökhan'ın sorduğu soruyla paralel, siber sigorta mantığında siber risk aynı bugün yaşadığımız koronavirüs gibi durmadan varyantları çıkıp değişen bir risk modülünde. Yani bugün risk diye kabul ettiğiniz şey aslında birkaç saat, birkaç gün, birkaç ay sonra bambaşka bir risk olarak karşınıza çıkıyor. Durum böyle olunca kurumların içerisinde edinmiş olduğu ürünler ya da koruma ürünleri, kurgulamış olduğu security posture dediğimiz o iskelet yapılarının her biri bu değişen varyasyondaki risklere karşı etkilerini zaman içerisinde kaybetmeye başlıyor. Günün sonunda harika kurduğunuzu düşündüğünüz siber duvarlarınız bir anda bir noktadan yıkılıveriyor. Çünkü siber riskler değişmiş oluyor. İşte bu yüzden siber sigorta var. Yani biz değişen siber risklerimizi fark edip ona karşı önlem alırken maalesef elimizin kolumuzun yetmediği noktada kendimizi garantiye almak istiyoruz. O zaman da işin devresine siber sigorta girmiş oluyor. Aslında siber sigortanın mantığı da hem elinden bu kadarı geldi diyen şirketler için hem de ben harika bir yapı kurdum ama hala daha değişen dünyaya karşı kendimi defans ve koruma halinde tutmaya devam etmek istiyorum diyen firmalar için ayrı ayrı ölçeklendirilebiliyor. Yine bu slide'da vurgulamakta fayda var çünkü bol bol bahsedeceğim. Evet, siber riskler artmaya devam ediyor. Tıpkı bugün her gün konuştuğumuz virüste yaşadığımız gibi her gün teknolojinin kendini yenilemesiyle beraber artarak ve daha büyük etki alanları bularak yayılmayı sürdürüyor. Ama tabii bunların içerisinde bugün siber sigorta ismini verdiğimiz aslında bu ürün muhtemel suretle henüz kimsenin telaffuz etmediği ama İSAKA Europe'da da cesurca bunu söyledim. Şimdi de söylemek isterim o yüzden. İleride sadece siber sigorta gibi değil, IoT için olan security sigortası, AI için security sigortası, blockchain için security sigortası gibi karşımıza çıkmaya devam edecek diye düşünüyorum. Çünkü her bir alan aslında siber güvenlik şemsiyesinin altında olsa bile birbirinden farklı, çok unique, çok kendine özel siber riskleri
bulunduruyor, içeriyor. Bu yüzden de ben bütün bu sigorta yapılarının kendi içerisinde yavaş yavaş evrilerek dönüşeceğini düşünüyorum. Sizler de biliyorsunuz hali hazırda yeni daha sosyal medyayı sarsan aslında bütün Windows, Apple, Linux kullanıcılarının hepsinin yakından ilgilendiği yeni bu Log4j dediğimiz aslında Shell diye söylediler ama herkes başka bir isim vermeye devam etti. Hata yaşandı. Bu vulnerability zafiyet üstünden bakıldığında da aslında çok basit. Yani uzaktan müdahale edilebilen bir kod üzerinden yapılan bir açıklıktı ve update edilmesi aslında riskleri çok düşürüyorken çok kompleks metotlara gidilmeye başlandı. Microsoft gibi teknoloji devleri yamalar yayınlamaya başladı, bizim patch diye bahsettiğimiz ve işin içinden bir türlü çıkılamadı hali hazırda. Hala daha birçok sosyal medya gündemi konu üzerine konuşmaya devam ediyor. Aslında bunun gibi bu çok güzel bir örnek oldu bizim sunumumuzun öncesinde. Her gün bu riskler devam ediyor ve artık her şey o kadar grift iç içe geçmiş bir yapıda ki bu bahsettiğimiz herhangi bir network, herhangi bir uygulama ya da herhangi bir teknoloji platformu riski bu grift yapının içerisinde son kullanıcıya kadar yani sadece kurumsal çerçevede değil herkese etkileyecek bir noktaya geliyor. Bir sonraki slaytımıza devam edersek yine burada bu slaytta aslında daha çok siber risk nedir dedikten sonra peki siber riskler başımıza gelirse siber kayıplarımız neler olur diye incelemeye çalıştım. Ve burada da bu İngilizce cümlenin karşılığı da dijital ve physical, yani iki taraftan da aslında kayıplarımız var diye bakmaya çalıştık. Zaman zaman kurumlarda sadece dijital ya da sadece fiziksel boyuta indirgenmiş şekilde odaklarımızla beraber kaybolabiliyoruz. Ve kurumun içerisinde siber anlamda kayıplarının ne olduğunu anlamak, ileride siber sigortayı teminatlandırabilmek anlamında ciddi bir önem arz ediyor. Çünkü ilerleyen slaytlarda bahsedeceğim. Özellikle teminatlandırma boyutuna baktığınız zaman kurumun ilk başta kendi içerisindeki siber risklerini algılayabilmesi, daha sonrasında da zamanla evrilen yani algoritmik olarak artan maddi kaybının finansal değerini anlayabilmesi, karşılayabilmesi gerekiyor. Bu yüzden buraya da baktığımız zaman burada sadece bunun bir fiziksel zarar yani data center'larınızın, veri merkezlerinizin ya da serverlarınızın kullanılamaz hale gelmesi, verilerinizin çalınması, bizim bugün sosyal mühendislik diye adlandırdığımız pandemide hiç konuyla ilişkisi olmayan birçok çalışan arkadaşımızın yüz yüze kalması durumu yaşanmış birçok atak. Ya da ransomware ya da Türkçe'de bizim fidye yazılım diye duyduğumuz ve yine aynı şekilde pandemide %180-200'lere kadar artmış bir saldırı tipi ve DDoS'lar. Yine bununla beraber baktığınızda hukuki perspektifte yine veri kaybından ziyade aslında intellectual property yani buradaki hukuki haklara olan kayıp söz konusu olabiliyor. Ve teminatlandırma için en önemli başlıklardan bir tanesi third party yani üçüncü taraf risklerimiz. Üçüncü taraf riskleri birçok siber güvenlik sunumunda ya da makalesinde ya da etkinliğinde karşılaşacaksınızdır. Kurumlar gerçekten çok güçlü yapılar kurmaya çalışıyorlar artık. Ve ciddi şekilde siber bütçeler, siber güvenlik bütçeleri ayırmaya çalışıyorlar. Ama harika kurulmuş dizaynların içinde bile third party riskleri maalesef kurumların elinde olmadığı durumlarda yaşanmaya devam edebiliyor. Biz Türkiye'de ve dünyada bunların önüne geçebilmek için sizlerin de bildiği İSAKAN'ın da kendi içerisinde bir modeli olan denetleme ya da periyodik olarak gözden geçirip bu kontrolleri entegre etme modellerini uygulamaya çalışıyoruz. Ama hiçbir zaman beraber çalıştığımız bir firmanın security yapısının mükemmel kurulması bizim elimizde olmayabiliyor. Yine aynı şekilde aslında en önemli başlığımız olan business interruption. Çünkü business interruption dediğimiz şey bugün işlerin durması, business continuity dediğimiz iş sürekliliğinin devam edememesi anlamına geliyor. Ve sigorta deyince şöyle düşünelim, sigorta basit mantığıyla aslında bir teminattır. Yani bugün arabamızı, evimizi ya da herhangi bir önemli sahip olduğumuz maddi unsuru sigortaladığımız zaman biz bir şekilde finansal karşılığını aslında garanti etmeye çalışıyoruz. O yüzden biz iş yerlerimizde de siber sigorta ürünü satın aldığımız zaman günün sonunda karşılığında bir finansal kayıp söz konusu olduğunda ki bu da iş yapamama durumu, bunun bir şekilde kompanse edilmesi, bize geri dönük bir ödeme yapılabilmesini bekliyoruz. Bu yüzden bizim doğru anlamamız gereken hem dünyada hem Türkiye'de teminat süreçlerinin oluşturulmasında ve sigorta kapsamı yaratılırken ben ne yaptım? Ben
Siber risklerimin farkında mıydım ve siber risklerimi giderecek gerekli faaliyetleri devreye aldım mı? Yani ben emniyet kemerimi bağladım mı? Ben arabanın içerisinde bulundurulması gereken güvenlik unsurlarını sağladım mı gibi. Nasıl sigortalanırken bize bunlar soruluyorsa ya da kullanıcı olan şoförün gerekli fiziki şartları sağlayıp sağlayamadığına göre bir belge isteniyorsa aslında aynı şekilde kurumlar sizin siber yapılarınızı değerlendirirken sigorta acenteleri aslında karşılıklı aynı şekilde kurum siber risklerini giderebilmek için gerekli olan aksiyonları aldı mı? Peki geriye kalan durumlarda bu farkındalığın ve teminatın kapsamının belirlenmesi için yapılması gereken şeyler neler diye bakılıyor. Yine bir sonraki slide'da devam edersek. Burada 2021 yılında başımıza gelenlerin aslında bir tablosu var. 2021 yılı bizim için zor geçti. Aslına bakarsanız 2020 yılı da bizim için zor geçti. Yine birazdan siber sigorta yatırımları kısmında da bu tablolarla beraber üzerinden geçmeye çalışacağım. Şimdi buraya baktığımız zaman özellikle birçok alanda, özellikle bu az evvel söylediğimiz ransomware başta olmak üzere her birinde bir artış görüyorsunuz. Ama malware ataklarda düşme var. Çünkü uzaktan çalışma, yani bizim artık yavaş yavaş hibritle beraber hayatımıza entegre ettiğimiz bu uzaktan çalışma metodu, bu malware dışındaki diğer bütün atakları çok daha kolay, çok daha ulaşabilir, çok daha son kullanıcının aslında maruz kalabileceği bir hale getirdi. Yine burada değerlere bakarsak eğer, aslında buradaki IoT ve Encrypt Threats dediğimiz şeylerin her birisi yine ISACA içerisinde bizim Emerging Technologies, yani ileri nesil teknoloji gibi düşünürsek eğer, bunların her birisinin içerisinde birer parçasını bulduğumuz siber risk çeşitleri ve aynı zamanda kripto paralar var ve kripto currency kısmı var ve burada yaşanan ataklara da baktığınız zaman özellikle bu pandemi sürecinin içerisinde kripto paralar ve blockchain'in gelişmesiyle beraber çok ciddi bir gündem yarattı. O yüzden de bu alanda ciddi şekilde ataklar yaşandı. Ülkemizde de bunların örneklerinden bazılarını yaşadık zaten, biliyorsunuz. O yüzden 2021'in içerisine baktığımızda biz siber ataklarda ciddi şekilde bir artış, 2020 ile beraber artış görmüş olduk. Yine burada zaten değerleri vermeye çalıştım ben 2021'de. Yine ilk 6 ayına baktığınız zaman burada 304.7 milyon atak denemesi var ve bu çok ciddi bir rakam bütün dünya genelinde bakıldığında. Yüzdelik olarak ciddi şekilde arttığını burada kaçınılmaz şekilde görüyoruz. Tabii firmalar da bunlarla yüz yüze kalıyorlar. Durum böyle olunca siber sigorta konusu biraz daha aslında o unutulduğu raflardan daha ön plana doğru yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Yine bir sonraki slide'la devam edersek. Bu sefer cyber insurance nedir diye konuşmaya başladığımız slide. Bence biraz artık tamamen konuyu siber sigorta kısmına çekebiliriz. Çünkü evet 2020-2021 bayağı belalı geçti. Siber risklerimizin arttığı, aslında değişen, farklılaşan koşullara da adapte edebilir. Ve artık hiç başına gelmeyecek dediğimiz insanların bile maruz kalabileceği bir hale geldi dedik. Peki siber sigorta ne? Yani şirketler siber risklerine karşı proaktif hareket etmek için neden bu ürünü tercih ediyorlar? Biraz bundan bahsedelim. Çünkü siber dünyanın karanlık yüzüne baktığınız zaman hiç durmadan değişen ve bu değişmekle beraber daha da gelişen siber risklerin karşısına bugün siber sigortanın yanı sıra bunların isimlerine cyber risk insurance, yani siber risk sigortası ya da cyber liability insurance dediğimiz şekilde karşılıklar denk gelmeye başlıyor. Ve bizim burada yapmaya çalıştığımız şey dijital anlamda, yani dijital dönüşümün bize getirmiş olduğu her türlü teknoloji, altyapı risklerinin her türlü bize getirmiş olduğu aksama ya da veri kayıplarının günün sonunda bize karşılık olarak denk geleceği her türlü cezaya karşı bir direnç mekanizması kurmayı amaçlıyoruz bu şekilde. Yine baktığımız zaman burada şirketlerin ciddi şekilde üstü kapatılmış ve belki unutmaya çalıştıkları bilişim aşil tendonları var. Ve bu aşil tendonları genelde de kurumların her seferinde aynı noktadan bir siber atağa maruz kalmasına ya da işlerin bir şekilde durmasına sebep oluyor. O yüzden bunların keşfedilmesi siber sigortanın da en üst sıralarında yer alıyor yapılması gerekenler listesinde. Bir sonraki slide'la devam edersek yine bu. Bu slide önemli çünkü
Siber sigorta diye bahsettiğiniz zaman Türkiye'de de artık yavaş yavaş bütün sigorta firmalarında görüyorsunuz. Yani hem yerel hem uluslararası olan markaların her birinin portföy ürünü olarak siber sigorta mevcut. Ben sunumu yapmadan önce özellikle tek tek inceledim. Acaba ne anlatmış herkes diye. Çok kalıp cümleler var ve çok kalıp cümlelerden ziyade kurumların neye ihtiyacı olduğu, bu ihtiyaçları nasıl ölçümlediği, bu ölçümlemelerin sonunda gerçekten fraktal şekilde hesaplar yapılıyor. Çok detaylı incelediğinizde bu sigorta hesaplarının içerisinde bunlar nasıl yapılıyor diye hiçbir açıklama yapılmamış. Sadece insanların buna ihtiyacı var, kurumlar bunları alabilir diye. İşte Amerika'da ve İngiltere'de böyle şeyler oluyor diye örnekler verilmiş ve çok da detayına inilmemiş şekilde görüyorum. Durum böyle olduğu zaman Türkiye'de yine anketlere dönüp bakıyorsunuz. Bu sefer özellikle böyle Microsoft gibi ya da benzer teknoloji firmalarının işbirliği yaptığı uluslararası sigorta firmaları var ve her sene anketler devam ederek yine sürüyor. 2020'nin anketlerine baktığınız zaman özellikle C-level ya da yönetici level'ındaki kişilere soruluyor. Siber sigorta ürünü almak ister misiniz? Siber sigorta ürününe güvenir misiniz diye. Ciddi şekilde bir güvensizlik var ve kurumlar yani alsa da benim haberim olmaz herhalde diye cevap veriyor. Şimdi bu ciddi bir problem. Çünkü sigortacılık sektöründe mi acaba güvensizlik var? Yoksa siber güvenlik anlamında olgunluk değerlendirilmesinin yeterince yapılamayacağı, bunun da herhangi bir şekilde garantör olarak bir sigortayla karşılık bulamayacağına dair mi bir sıkıntı var? Bunu anlamaya çalışmakta fayda var. O yüzden buraya özellikle dünyada da aynı sıkıntılar olabileceği için kimin siber sigortaya ihtiyacı var ve neden siber sigortaya ihtiyacınız var diye iki tane soru iliştirdim. İlk başta neden kimin siber sigortaya ihtiyacı var diye konuşalım. Aslına bakarsanız bugün siber sigortaya yani işinin içerisinde verileri kullanan, saklayan, başka elektronik ortamlarda başka şirketlere paylaşan, bizim bugün buraya PII diye yazdığımız kişisel veri niteliğindeki ya da kredi kartı verisi niteliğindeki ya da kurumların stratejik verileri niteliğindeki her türlü veriyi ihtiva eden, kullanan, saklayan, paylaşan, işlemeye devam eden firmaların her birinin siber sigorta ihtiyacı bugün var. Bunu yapmıyorum diyen herhangi bir firma şu an var mı? Yani veriyi hiç işlemiyorum diyen bir firma var mı bilmiyorum. Ama olmadığını düşünerek aslına bakılırsa bütün bu tip işleri yapan firmaların büyük ya da küçük, az ya da çok anlamda siber sigorta ihtiyacı mevcut. Bir de aynı zamanda şöyle düşünelim. Bu sadece kurumlar için mi bir ihtiyaç? Hayır, artık sigorta firmalarına baktığınız zaman sadece kurumsal siber sigortalar değil, aynı zamanda kişilere özel kişisel siber sigortalar da var. Şimdi durum böyle olunca sadece kurumların değil, aynı zamanda kişilerin de elde edebileceği bir sigorta anlamına geliyor. Yani kişiler artık bugün sosyal medya kullanırken ya da kişiler artık kendi bilgisayarlarında bulundurdukları stratejik verileri korumak isterken ya da benzeri şekilde bireysel iş yapmaya devam eden, online satış yapmaya devam eden gibi birçok kişi artık bulunduğu için siber sigorta sadece kurumlar için değil, kişiler için de artık bir ürün olarak sunuluyor. O yüzden veriyi işlemeye devam eden kim varsa siber sigorta ihtiyacı vardır. Peki buna neden ihtiyacımız var diye baktığımız zaman aslında burada anlatmaya çalıştığımız şey işlerden herhangi bir şekilde geri kaldığınız, iş sürekliliğini sağlayamadığınız, herhangi bir şekilde hukuki bir ceza ile karşı karşıya kalma durumunuzun olduğu, revenue loss dediğimiz burada yıllık kazancınızdan belli bir bölümünün bu sebeplerle kayıp olabilme durumu ya da yine aynı şekilde equipment damage dediğimiz burada herhangi bir şekilde elinizde olan fiziksel unsurlara zarar gelmesi hali ya da forensic analysis dediğimiz kısımda bakarsanız aslında adli bilişim unsurlarına bir şekilde söz konusu olabilecek. Yani bunu rekabet hukukuyla ilişkilendirebilirsiniz, kişisel verilerin korunması kanunuyla ilişkilendirebilirsiniz. Her türlü durumda sizin siber sigorta garantörlüğüne ihtiyacınız oluyor. Çünkü kurum genelde de biliyorsunuz bu tip faaliyetler devam ettiğinde bize soru olarak şu geliyor. Peki ben bu siber güvenlik çalışmasını yaparsam yarın bir gün bana bir ceza geldiğinde siz bunu karşılar mısınız? Hayır, karşılayamam diyor yardımcı olmaya çalışan siber güvenlik desteği veren kurum. Çünkü bu kuruma ait ve değişken bir risk olduğu için. O yüzden siber sigorta konusu aslında kurumların veri işlemeye devam ettiği, verileri sakladığı ve aynı zamanda herhangi bir şekilde teknolojik
hukuki, finansal, itibari kayıp olması durumlarının her birinde kurumların bir ihtiyacı anlamına geliyor. Yine devam edelim Gökhan istersen buradan. Burada da cyber sigortanın kapsamını aslında anlatmaya çalıştım. Kapsamının içerisinde nelerin bulunduğunu. Burada fight cyber with cyber bence iyi bir slogandı. Çünkü eğer size bir siber atak yapılıyorsa sizin bir şekilde siber güvenlikle buna karşılık vermeniz gerekiyor. O yüzden de siber sigortanın içerisinde herhangi bir aksiyon, herhangi bir teminat detayı ilişkilendirmeden önce ilk başta siber güvenlik çerçevesinde bizim kendi savaşımızı yerine getirmemiz gerekiyor. Şimdi bizim siber sigorta detayında bu slide'da devam ederken burada bulunması gereken şeyler var uluslararası çerçevede. Bir de Türk hukukuna göre bakıldığında ayrı perspektifleri var. O yüzden ayrı notlarım var. Arada bu taraftan da şeyler söylemeye başlayacağım. Çünkü burada olmayan. Siber sigorta kapsamının içerisinde olan ve kapsam dışı olan maddeler. Şimdi siber sigortanın içerisinde neler var diye baktığımızda kurumların başına gelebilecek olan DDoS atakları. Türkiye'de sıklıkla karşılaşıyoruz. Çünkü biliyorsunuz internet ortamında aşırı yüklenme sonucunda bizim bugün kurumlarda stres testi diye adlandırdığımız kontroller eğer yeterince yapılmazsa birçok defa gördüğümüz public ya da kamu ya da özel firmaların yaşadığı DDoS problemleri. Bunlar deface edildiği için ve özellikle son kullanıcıyla ilişkili sayfalar, ortamlar olduğu için çok kolaylıkla reputasyon kaybına sebep olabilen aslında saldırı tipleri. Malware injection, bunlar genelde bizim artık daha organize olmuş ve hacker diye bahsettiğimiz ekipler tarafından kurumların karşı karşıya kaldığı ve yaşadığında da karşılığında bir şekilde enkripte etmek istediği dosyaları için para ödemek durumunda kaldığı. Aslında bugün birçok kurum çalışanının ve yöneticisinin bu durumda ben ne yapacağım diye bizlere sorduğu sorunun cevabı. Eğer bir siber sigortanız varsa siber sigorta bunun karşılığında gerekli aksiyonu almak noktasında sizlere yardımcı oluyor. Yine diğer taraftan bakarsanız eğer elinizde bizim bugün özel nitelikli yani sensitive diye adlandırılan verileriniz varsa ve herhangi bir şekilde sektörel ya da dış kaynaklı ya da kurum içi bizim bad actors diye buraya yazdığımız kötü niyetli kullanıcı ya da kötü niyetli dış faktörler sebebiyle bir yayılım söz konusuysa evet burada ben sana yardımcı oluyorum diyor siber sigorta. Yani kurumun eğer kaybettiği herhangi bir özellikle bugün KVKK oldukça gündemimizde de olmaya devam ettiği için özellikle bu konuya herhangi bir şekilde sebep olacak bir cezayla karşı karşıya kalırsa siber sigorta bunu da gösterebilecek şekilde bir kapsam veriyor. Yine ransomware ve leakage of sensitive data dediğimiz burada. Ransomware dediğimiz gibi fidye yazılımıydı. Yani aslında aramızda varsa eğer teknoloji ve IT departmanlarında çalışan arkadaşlarımız evlerinde çalışan birçok farklı departmandan kişilerin özellikle bu fidye yazılımlarından sosyal mühendislikle beraber ilişkilendirilip gelen bu maillere, o linklere bastığı ve bir anda aslında kurumsal bilgisayarlarında ciddi şekilde zararlara sebep olabildiği, veri kayıplarına sebep olabildiği durumlarla karşı karşıya kaldılar bu uzaktan çalışma süreci içerisinde. O yüzden özellikle eğer siber sigorta gibi bir unsurunuz varsa zaten öncesinde yapılacak olan faaliyetler kurumu belirli bir güvenlik seviyesine doğru yönelttiği için burada ciddi şekilde bir ön kuvvetimiz var. Yani aslında bizim proaktif demeye çalıştığımız şey önceden bazı şeyleri fark edebilen, önceden bizim detektif diye anlattığımız ya da preventif diye anlattığımız işte önleyici ve düzeltici olan aksiyonları alabilen kurumlar yaratmaya çalışma hedefi. Yine baktığımız zaman business email compromise dediğimiz şey aslında kurumların içerisinde yine stratejik, yine bahsettiğimiz işte bugün birçok bununla karşı karşıya kaldığımızda DLP süzgecine takılan siber risklerin aslında karşılığındaki bu business e-maillerin kaybı ya da herhangi bir şekilde yozlaşması, korrupt olması durumunda alınacak önlemlerden bahsediyor. Yine liabilities kısmında burada baktığımızda contractual obligations diye anlatmaya çalıştığı şey bizim aslında uymamız gereken yani eğer karşılıklı şekilde anlaşılmış, burada third party ile ilişkilendirmekte fayda var.
bir şekilde uyulmamış maddeler ya da siber güvenlik risklerine sebep olabilecek maddeler varsa bunlar da kesinlikle siber güvenlik ya da siber sigorta içerisine dahil oluyor. Bu önemli çünkü birçok firma bundan dolayı ciddi şekilde mağduriyet yaşıyor. Yani kendi içerisinde almış olduğu aksiyonlar yeterli olsa bile third party tarafından bu tip problemler ortaya çıktığında maalesef bunun bedelini hem itibari hem finansal olarak kendisi karşılamak durumunda kalıyor. O yüzden yine hemen onunla ilişkilendirdiğimizde yine burada hukuki taraftan bize gelmiş olan ceza ve yaptırımlar içinde yine aynı şekilde siber sigorta devreye giriyor. Bence bu çok önemli. KVKK tarafında defalarca kez sorulmuş, defalarca kez konuşulmuş konular vardı bu şekilde. Mükemmel bir dizayn kursanız bile yarın bir gün olgunluk seviyesi belirli boyutta olan bazı uygulamalarda maalesef siber riskler devam ettiği için siz cezaya maruz kalabiliyorsunuz. Eğer siber sigorta sizin için bir bariyerse bu tip durumlarla karşı karşıya kaldığınız zaman birçok şirketin maalesef büyük meblağlar ödediği durumlardan kurtulabiliyor kurumlar. Yine baktığınızda yine sosyal mühendislik var. Sosyal mühendislik tarafında yukarıda söylediğimiz fidye yazılımlarına ek burada bir de fraud dediğimiz yani finansal kayıplarla sebep finansal kayıplara sizi mağdur bırakabilecek durumlar var. Bunu sadece kurumsal düşünmeyelim. Dediğimiz gibi artık bireysel siber sigortalar da var. O yüzden kişiler sadece kurumlar için çalışırken değil, kendi normal hayatlarını sürdürürken de herhangi bir şekilde kredi kart verilerinin çalınması, bu sebeple karşı karşıya kaldıkları dolandırıcılık faaliyetleri gibi durumlarda yine aynı şekilde yüzlerini siber sigortaya dönebiliyorlar. Ve son olarak da burada reputasyon yani kurumların aslında itibari anlamda kayıplarının bir şekilde kompanse edilebilmesi anlamında kurumlara verilecek desteklerden bahsediliyor. Şimdi bu içeriye baktığımız zaman aslında kurumların birçoğunun kabusu olabilecek başlık siber sigorta ile beraber bir şekilde kompanse edilebilir, bir şekilde geri dönüştürülebilir noktaya getirilmiş oluyor. Peki neden hala daha Türkiye'deki C-level ya da yönetici level'ındaki kişiler siber sigortaya güven hissetmiyor, bunun için bir maddi bütçe ayırmıyor ya da siber sigorta alınsa bile benim çok da umurumda olmaz diye bakıyor? Bence eğer bununla ilgili fikri olanlar varsa lütfen burada interaktif bir şekilde devam edelim. Çünkü bu çok önemli bir soru ve bunu çözdüğümüz zaman bence dünyadaki ve Türkiye'deki siber sigorta konusundaki bu gönülsüzlük noktasını kırmak için fikir üretebiliriz beraber diye düşünüyorum. Yine bir sonraki slide'a geçebiliriz Gökhan istersen. Yine burada siber sigorta içerisinde bizim first party yani birebir insider dediğimiz yani kendi içimizde çalışma ortamında yaşadığımız siber sigortaya konu kapsam ve bir taraftan da bizim üçüncü taraf dediğimiz yani beraber çalışmayı sürdürdüğümüz bir şekilde hizmet aldığımız taraftan bize gelebilecek olan siber güvenlik riskleri var. Aslında çok hızlı bir şekilde bakarsak burada bir kere data breach dediğimiz bir response kısmı var. Yani herhangi bir şekilde bir veri kaybı yaşadık, bir siber atak yaşıyoruz ve bütün verilerimiz ortaya saçılmış durumda. Şimdi yapacağımız şey belli aslında. İlk soru şu, kurum buna karşı bir refleks oluşturabiliyor mu? Kurumun buna karşı bir refleks oluşturabiliyor olması kurumun sunumun en başında söylediğimiz aslında siber direnci ile alakalı. Eğer harika bir siber direnç, harika bir cevap mekanizması kurabildiysek biz minimum zararla bir şekilde bu ataktan geri dönebiliyoruz. Ama data breach dediğimiz şeyin en önemli noktası kurumun ilk başta gerçekleşen siber atağın bizim gözden kaçırdığımız hangi siber tehditlerden kaynaklandığının anlaşılması. Zaten bütün vakit kaybı bu noktada yaşanmış oluyor. Şimdi bu yüzden burada data restoration ve cyber extortion diye söylediği şey aslında kaybettiğimiz şeyleri yerine koyabilmek için eforumuzdan bahsediyor. Kurumun kendi içerisinde kaybettiği veri ve kaybettiği veriden kaynaklı finansal zararının tespiti ve bunun karşılanması. Ve bununla beraber cyber crime dediğimiz yani siber suçlarla nasıl mücadele ettiğimiz ve bunun hem iletişim kısmında hem de kurum içerisindeki akıllı dizaynın birbiriyle aslında kontağa geçebilmesi noktasındaki eksikliklerimizi gidermek için bize yardımcı oluyor. Yine burada baktığımızda aynı zamanda business interruption diye bahsettiği başından beri söylediğimiz her şey önemli evet ama hiçbir kurum
sadece siber risklerini gidermek ve evet ben çok güçlü bir yapı kurdum diye bunu söyleyebilmek için kalkıp siber sigortaya yatırımda bulunmuyor. Bütün amacımız bizim devam eden yani ana faaliyetimiz olan işlerin bir siber atak ya da bir siber tehdit, bir siber riskten dolayı alıkonmaması ve iş sürekliliğimizin devam etmesi noktası. Ve siber sigorta diyor ki sen eğer kendi şirketinin, kendi firmanın, kendi kurumsal yapının içerisinde bu tip problemler yaşarsan bu bahsettiğimiz, ben bunlar için sana yardımcı oluyorum diye söylüyor. Şimdi bir de third party tarafına bakalım. Üçüncü taraf, hizmet aldığımız taraflara bakalım. Burada bahsettiği media liability dediği şey aslında kurumların paylaştığı e-mail ya da benzeri şekilde iletişim yöntemleriyle paylaştığı verilerden herhangi bir şekilde dışarıya sızma olması durumunda bunun nasıl önlenebileceği. Yani aslında kurum ben her şeyi çok doğru şekilde kurdum ama bu korumamın içerisinde benimle ilişkili olan diğer taraftan bu yaşanan veri kaybı ortaya çıktı diye bahsettiğinde bunun kanıtlanabilmesi karşılığında yine siber sigorta bunu size geri dönük şekilde kompanse ediyor. Yine aynı şekilde PCI DSS verileri var. Yine en sona bakarsak payment card expenses var. Birçok firma kendisi kredi kartı verirse tutmuyor. Ve diyor ki ben PCI DSS gibi bir regülasyona uyumak için bazı önlemleri almak durumunda değilim. Çünkü bu verileri ben tutmuyorum. Ama bugün biliyorsunuz birçok ödeme hizmeti tipi var ve firmalar ve hatta bireysel ticaret yapmaya devam eden kişiler bu hizmeti yani kredi kartına ilişkin olan hizmetleri, ödeme hizmetlerini outsource ediyor. Yani third party dediğimiz üçüncü taraftan alıyor. Bu bahsettiğimiz hizmet aldığı tarafta yine aynı şekilde bir siber güvenlik riski, tehdidi gözden geçirilmez ve göz ardı edilirse problem aslında alışverişi yaptığınız yani sizin aslında kredi kartınızı paylaştığınız şirketle sizi yüz yüze getiriyor. Hiçbir müşteri kredi kartı verisinin hizmet aldığı X firmadan yani bir ödeme hizmeti firmasından dışarıya çıktığını düşünmez. Herkes bu şirketle muhatap olur ve der ki sen benim kredi kartı verilerimi bir şekilde çaldırdın. Bunun birçok örneğini Türkiye'de yaşıyoruz biliyorsunuz. İşte bu yemek siparişi verdiğiniz sitelerden tutun da alışveriş sitelerine kadar birçoğu sürekli size diyor ki ben senin kredi kartı verilerini kaybettim kusura bakma lütfen durum böyle böyle ben de güvenlik önlemlerini bu şekilde alıyorum. O yüzden siber sigortanın bu kapsamına baktığınızda birçok firmanın bugün yaşamaya devam ettiği herhangi bir danışmanlık prosesi gerçekleşirken danışmanlara sorduğu soruların her birinin aslında itibari, finansal, hukuki ve teknolojik cevaplarını alma şansınız oluyor. Yine bir sonraki slide'da devam edelim. Ben bir şey sorabilir miyim Onur? Hemen buradayken. Tabii. Şimdi baktığım vakit hani ben de danışmanlık sektöründe zaman harcayan birisi olarak da bu kapsam bayağı ilgi çekici geliyor siber sigorta açısından. Ve hani siber sigorta sağlanırken muhtemelen bir değerlendirme yapılıyordur. Bir olgunluk seviyesi değerlendirmesi yapılıyordur siber güvenlik konusuyla ilgili. Ama siber dünyadaki riskler çok hızlı değişiyor. Sen de bahsettiğin gibi birbirleriyle etkileşiyorlar. Farklı sonuçlara neden olabiliyor veya kullanılan teknolojiler veya yasal mevzuatta da değişiklikler bunları çok hızlı şekilde etkiliyor. Mesela bunu belki slaytlardan ilerleyen slaytlarda bunu bahsedeceksin ama ne kadar sıklıkla yapıyor siber güvenlik firmaları burada ilgili firmanın ne bileyim katlanması gereken hani meblağı belirlerken bu konuda evet. Bilgi ver. Evet Gökhan aslında en büyük problemlerden bir tanesi bu. Benim de az evvel hani neden diye sorduğum her hani sorunun cevaplarından duymak istediğim şeylerden bir tanesi buydu. Dünyanın geneline bakıldığında Türkiye'de de bu güvensizliğin ana sebeplerinden bir tanesi senin de bahsettiğin gibi siber güvenlik olgunluk değerlendirmelerinin yeterli ve aynı zamanda periyodik olarak doğru şekilde yapılamıyor olması. Durum böyle olduğu için zaten kurumlar ben zaten siber güvenliğimin değerlendirilmesi için XX regülasyonlar adına bir değerlendirme yapıyorum. Günün sonunda da eğer bana bir ceza bir şey gelirse ödüyorum. İşler böyle devam ediyor diye bakıyor. Ama siber sigorta tarafına bakıldığında dünyanın ve Türkiye'nin asıl açıkta kaldığı ve durumun doğru şekilde ele alınamadığı nokta bu. Hiçbir zaman Türkiye'de biz işte bizlerin çalıştığı danışmanlık firmaları gibi ya da benzeri şekilde siber güvenlik hizmetleri veren lokal ya da uluslararası firmalar ve siber sigorta ürününü gerçekten gönül vermiş ve ciddi şekilde ele alan firmaları bir arada göremedik. O yüzden bu hizmeti bir şekilde sunmaya çalıştığınızda da bir aksak bacak gibi kalmaya devam ediyor. Çünkü bu işte bir sene önce yaptım, bir sene sonra geldim, tekrardan üstünden geçtim, baktım gibi bir kontrol değil.
Zaten baktığınızda özellikle en başta söyledim Lloyd's kısmına, yani Lloyd's İngiltere'nin kendi içerisindeki bir ekonomik yapıdır, dizayndır, öyle anlatmaya çalışayım. Buraya konu olan bir sigorta yapısı var ve ilk başta bahsettikleri yapıya baktığınızda da çok ciddi şekilde fraktallar ve integrallerle anlatmaya çalıştığı, yani dakikalar, günler, saatler içerisinde etkisinin siber sigorta karşılığı olan kurumların siber risklerinin değerlendirmesinin nasıl farklılaştığını gösteriyor. Yani şöyle, bir kurumun siber riskleri ya da siber tehditlerden dolayı karşılaştığı problem bir saatlik iş kaybıyla devam ederken 5. saate geldiğinde çarpı 5 değil. Birçok değişkenle beraber bambaşka bir noktaya gidiyor. Yani grafik düz artmak yerine grafik çok ciddi eğrisel şekilde başka bir noktaya gidiyor. Bunun finansal karşılığını vermekte de böyle bir eksiklik var. Bence bu aslında bir herkese ilham olabilecek bir konu. Çünkü Türkiye'de böyle bir açık var. Türkiye'de siber sigorta diye ya da dünyada siber sigorta diye bahsedilmeye çalışılan bir ürün var. Aynı şekilde İrlanda pazarı da aynı durumda. Türkiye pazarı da aynı durumda. Amerika'da ve İngiltere'de bazı çalışmalar var. Ama harika bir siber güvenlik, olgunluk, analiz yapısı kurulup bunlar siber sigorta ürünleriyle beraber entegre edilememiş halde. Durum da böyle olunca güvensizliğin ana sebeplerinden biri bu oluyor. Yani siz bir şey sigortalıyorsunuz ama aslında gözden kaçırdığınız bir sürü başlık kalmış oluyor. Yine buradan eklemek istediğim birkaç şey var notlarımın içerisinde. Çünkü siber risk sorumluluk poliçeleri elektronik veri ve internet kullanımı ile ilişkili bazı riskleri kapsamaya devam ediyor Türkiye'de. Türkiye'deki yapıya baktığınız zaman bunları bize ben karşılayacağım diye söylüyor siber sigorta satan sigorta acenteleri. Bir kere fikri sınai hakların çalınması, ticari marka ve hizmet markası ihlalinin sigortalı taraflardan çevrim içi yayınlanmasından kaynaklanan marka sorumluluğu diyor. Müthiş önemli. Bugün biz birçok PR çalışması görüyoruz. İşte yıllar önce HSBC'nin başlattığı Türkiye'de, ilk başta öyle duymuştuk çünkü bu PR çalışmalarını. Daha sonrasında birçok firmanın başına gelmesine, yani yaşamasına, başına gelmesine, tecrübe etmesine rağmen bir türlü deklere edip anlatamadığı, bakın ben böyle bir şey yaşadım, sizlerin de başına gelebilir diye anlatmadığı, USUM'un mümkün mertebe o tarafa doğru herkesi iteklemeye çalıştığı ama maalesef gönüllü katılımla bir sonuca varamadığı bir noktaydı bu. Ve siber sigorta diyor ki ben senin marka sorumluluğunun ve kaybının karşılığını sana öderim diye söylüyor. Bugün birçok firma böyle problemler yaşıyor. Dünyada küçücük bir bu dedikodu gazetesinden bir siber risk unsuru ortaya çıksın. Hemen biliyorsunuz medyanın bu etkisiyle beraber borsadaki değeri düşmeye başlıyor firmanın. Şimdi bunun en baştan hesaplanabilmesi çok zor. Ama doğru bir yöntemle beraber, ki iyi örnekleri gerçekten Amerika'da var bu konunun, siber sigorta bunu karşılıyor. Bence çok ciddi bir hem marka itibari anlamında hem de finansal kayıp anlamında ciddi bir transfer aracı olarak kalıyor. Yine burada baktığınızda kişisel verilerin yetkisiz kişilerin eline geçmesi sonucu oluşan idari cezaları karşılayacağını söylüyor siber sigorta. Birçok firma bir KVKK uyumluluğu, bir privacy dizaynı, bir veri koruma ortamı yarattığında hep günün sonunda şunu soruyor size. Diyor ki ben bunları yaptım. Sen de bana yol gösterdin. Ama yarın bir gün gelip bana bu kurum bir ceza yazarsa sen ödeyecek misin? Biz diyoruz ki hayır, ben ödemem. O senin sorumluluğun. Hiç kimse böyle bir sorumluluğu almak istemiyor. Çünkü riskler değişken. Ama siber sigorta bu noktada değişen siber riskleri ben yakalayabilirim. O yüzden de senin bugün beyan ettiğin ciron, mali değerlerin, elinde olan departmanlar, ilişkili olduğun internet ve teknoloji taraflarına göre evet ben bunu kompanse edebilecek finansal değerlendirmeyi yaparım, teminatlandırırım, başına gelirse de bir şekilde karşılığını bulurum diye bildirmiş oluyor. Yine baktığınızda kişilik haklarını ihlal edici internet reklamları sonucu doğan tazminat yükümlülükleri diye söylüyor. Bugün ciddi aslında mahkemelerin meşgul eden konulardan bir tanesi bu. Çünkü sosyal medya kullanımının artmasıyla beraber hem bireysel hem kurumsal anlamda ciddi şekilde bu kişilik haklarının ihlal edilmesi durumlarına karşı açılan tazminat davaları var. Yine baktığınız zaman her birisi adli bilişim davalarına söz konusu olabilen gerekçelerle aslında görülüyor. O yüzden bunların her birinin karşılanması için ve daha da uzayıp giden birçok listeyle ben bunları yapacağım diye söylüyor siber sigorta. Yine burada kurum veri akışı, bilişim sistemlerinde iş durması, kar kayıp zararları,
hukuka aykırı durumlarda ortaya çıkan idari cezalar, siber riskin gerçekleşmesi neticesinde saldırının etkisi analiz etmek ve saldırıyı durdurmak için gerekli yasal teknik ve adli hizmetlere karşı bu soruşturmalardan kaynaklanan maddi kayıpları da karşılayacağını söylüyor. Şimdi durum böyle olunca baktığınızda peki o zaman Türkiye'de hukuki yönü nasıl devreye giriyor diye soruyorsunuz. Çünkü birçok duyduğunuz gibi regülasyon ya da hukuki bir maddi kayıp yaşanırsa ben karşılayacağım diye söylüyor. Şimdi burada ciddi bir eksiklik yaşıyoruz. Türkiye'de siber sigorta nezdinde yazılmış, açıklanmış herhangi bir hukuki dayanağımız yok. Ama öteki taraftan baktığınızda ciddi şekilde ve yıllardır altyapılandırılmış şekilde bir sigortacılık kanunumuz var. Hal böyle olunca bazı şeyleri yine sigortacılık kanunuyla ilişkilendirmek durumunda kalıyoruz. Ama siber sigorta dediğimiz şey, siber yani dijital risklerin algılanması, her ne kadar benzetsek bile bir transfer metodu olarak bugün bir deprem sigortası ya da araba sigortası, araba kaskosu yaptırmanızla aynı şey değil. Bu değişen ve aynı zamanda ölçümlemesi zor olan teminat yapısının içerisinde bir şekilde entegre edilebilmesi için bu konuda bir hukuki dizayn oluşturulması ve aynı zamanda nasıl KVKK'da yapmaya çalışıyoruz teknolojiyle entegrasyonunu hukukun, yine aynı noktada bu entegrasyonu doğru şekilde yakalayabilmek lazım. Çünkü günün sonunda baktığınızda siber sigorta sadece siber taraf değil, aynı zamanda bu bahsettiğimiz gibi kişilik hakkı gibi, veri kayıpları gibi Türkiye'yi ilişkilendirecek birçok alt maddenin de arkasında duran bir sigorta tipi olarak karşımıza çıkıyor. Yine baktığınızda Türk hukukunda sigorta sözleşmeleri temel olarak bu bizim Türk ticaret hukuku dediğimiz kanunla beraber şekillenmiş oluyor. Ve buna göre sigorta zararlarına baktığınızda da üçüncü kişi olması ayrımına dayanarak mal sigortaları, sorumluluk sigortaları olmak üzere ikiye ayrı başlıklandırılıyor. Ve hatta anayasanın içerisinde baktığınızda özel hayatın gizliliği maddesi. Yine aynı şekilde Türk Medeni Kanunu'nun içerisine baktığınızda kişilik haklarının zedelenen kimsenin rızası daha üstün, özellikle özel veya kamusal yarar ya da kanunun verdiği yetkinin kullanılması. Yine borçlar kanununa ilişkilendirilmesi, iş kanunu, ceza kanunu ve kişisel verilerin korunması kanunu gibi birçok hukuki temeli var. O yüzden bugün biz bir siber sigorta çalışması yapmaya başlıyoruz dediğimiz zaman bu sadece siber riskleri algıladığımız ve klasik bir denetim mantığıyla olgunluk analizi gerçekleştirdiğimiz çalışma değil. Aynı zamanda yani teknoloji konusunda yaptığımız bir risk analizinin yanı sıra kurumun finansal yapısının kazancının kaybının ne olduğu, departman yapılarının internet ortamında ya da kullanmış olduğu uygulamalarla ilişkisinin ne derecede olduğu, yine aynı şekilde itibari kayıplarda kurumun nasıl zararlarla beraber karşılaşabileceği ve hukuki dizaynda burada ülkesel bazlı ayrımlar olacak, coğrafi bazlı. Çünkü her ülke kendi yerel kanunuyla yönetilmeye devam ediyor. Ve aynı zamanda bu kayıpların nasıl olacağına bağlı olarak aslında bu dört tane ayrı başlığın bir araya gelmesiyle oluşuyor. O yüzden siber sigortayı tek başına bir risk algı unsuru olarak söylemek yetersiz kalıyor. Çünkü biz bugün yine en başta söylediğimiz gibi çok iyi teknolojik dizaynlar kurabiliriz ama karşılaştığımızda kaybettiğimiz tek şey, yani bir siber risk, bir siber tehditle karşılaştığımızda kaybettiğimiz tek şey siber ortamın güvenliği ya da siber güvenlik ürünlerinin kaybı olmuyor. İtibar kaybı oluyor, ciddi bir finansal kayıp oluyor, hukuki nezle karşılaştığımız cezalar ve kaybettiğimiz itibarımız oluyor. O yüzden bu farklı değişkenlerin bir arada hesaplanması ve ortaya çıkan bir ürün siber sigorta. Bir sonraki slide'a geçelim istersen Gökhan. Yine buraya baktığımız zaman siber sigortanın 2020'deki ve 2025'teki beklenen market değerlerini görüyoruz. 2020'ye baktığımız zaman ben bu sunumu yaparken Ekim için hazırlanıyordum. Yani ilk 6 ayı baz almaya çalıştım. İlk 6 ayı baz aldığınızda 7 milyon dolarlık bir pazar görüyorsunuz. Ama 2025 hedefine baktığınızda 20.6 milyar dolarlık bir pazara hedeflendiğini görüyorsunuz. Ben bu sunumu hazırladıktan sonra bu değer 28 milyarlara kadar yükseltilmiş oldu. Çünkü yine birazdan bir sonraki slide'da göreceğiz. Çünkü değerlendirmelere bakıldığında 2020 sonu ve 2021'in
devamındaki olan bütün akışla beraber Sibar Sigorta için yapılan yatırımların ne kadar fazla, ne kadar arttığını, hele 2016'dan 2014'ten bu yana bakıldığında nasıl bir büyüme hani karşılaştığı, bizim gördüğümüz ortaya böylece çıkmış oluyor. Ama buradaki değerlere bakarsanız Amerika 2014'ten beri durumun farkında, burada görebiliyorsunuz. Global nezle bakarsanız ciddi şekilde bir yatırımın yine devam ettiğini görüyorsunuz. Ama Türkiye tarafına baktığınızda ülkemizde maalesef böyle eğrileri daha henüz bulmak ve şirketlerin bu alanda yatırımının değerlendirildiğini, gerçekten bu alana doğru teşvik edildiğini söylemek zor. Bir sonraki slayta geçelim yine Gökhan. Şimdi bu slayt bence önemli bir slayt. Çünkü burada siber sigortanın 2020'den 2021'e fiyatlandırma noktasında nasıl arttığını gösteriyor. Buraya baktığımızda aslında pandemi sürecinden önce eğer firmalar bir siber sigorta çalışmasına başlasalardı ne kadar ucuza elde edebilecekleri durum varken, bugün artık durum çok daha pahalı, çok daha değişen dünyanın risk değerleriyle beraber gerçekten kontrol edilmesi çok daha zor bir hale geldiğini göstermiş oluyor. Yine 2020'nin içerisindeki Q1, Q3 ve Q4 ve 2021 için Q1, Q2 değerlerine baktığınız zaman giderek artan bir döngü olduğunu burada görmüş oluyorsunuz. Bu da aslında siber risklerin her gün nasıl bizi daha çok force ettiği, daha köşeye sıkıştırmaya devam ettiği ile alakalı. Yine yan taraftaki metne bakarsanız bize %400'den fazla insurance dediği, yani sigortacı ve sigortalanan tarafın durumla ilişkili olarak nasıl değerini arttığını anlatmaya çalışıyor. Bu uluslararası bir sigorta firmasının raporlarından edindiğim bir bilgi. Bunu özellikle paylaşmak istedim. Çünkü bir sonraki slide'la da ilişkilendirerek anlatacağım. Aslında dünyada bazı şeylerden nasıl bir sürü ders çıkaramadığımızı. 2020'de her şey artmış hızla. Çünkü 2020 bizim için 2019'da şaşkınlıkla karşıladığımız pandeminin bütün kapanmalarını, işte evden çalışma modelinin uygulanması, teknolojik altyapılarımızın bir türlü yeterli olamaması, birçok ofensif saldırıyla kurumların karşı karşıya kaldığı durumu hatırlattı. 2021'de biraz daha kurumlar ayaklanmaya başladı ve hani bu artık kendi kendilerine bazı siber güvenlik unsurlarını ve bu konuda alınması gereken önlemleri, evet biz yaptık, yine eski hayatımıza geri dönebiliriz diye hatırlatmış oldu. Bir sonraki slide'a geçersek, burada baktığınızda 2020'de artan değerlerin 2021'de tekrardan geriye düştüğünü görüyorsunuz. Yani şirketler maalesef alelacele kurulmuş bir teknolojik dizaynda, yani bir müsibet kaynaklı kurulmuş bir teknolojik dizayn içerisinde bir anda siber sigorta yaptıralım da bazı değerlerimizi, bazı bu giderlerimizi bize kompanse edebilsin sigorta firmaları derken, 2021'de işler biraz daha normale dönmeye başlayınca, virüs aynı seyrinde devam etse bile kurumlar, artık ülkeler ekonomik olarak bazı şeylerin altından kalkamadığı için normal ekonomik seyrine dönmeye başlayınca maalesef durum tekrardan geriye dönmüş oluyor. Bu bence bir kısır döngü, çünkü dünyada karşılığı olmaması konunun, yani bu bahsettiğimiz çok ayaklı siber sigorta değerlendirmesinin aslında kurumların bir nevi içinde bulundukları bu kaygan zemindeki teknolojik ortamın risklerinden, tehditlerinden birazcık yüzleşmekten kaçmaya çalışmasıyla aslında bence aynı platformda gidiyor. Çünkü bu kaçış devam ettiği sürece bu cezalar ödenmeye devam edecek, temiz davalar görülmeye başlanacak. LinkedIn'de ya da benzeri platformlarda sıklıkla görüyorsunuzdur. Hiç durmadan bu büyük, işte Amazon gibi, Microsoft gibi, Google gibi, Facebook gibi, artık Meta oldu gerçi, gibi birçok firmaya durmadan her ay ya da periyodik olarak her periyodunda yılın cezalar yazılmaya devam ediliyor. Ve en son Amazon'a yazılan cezaya baktığınızda artık böyle milyon dolarlar değil, milyar dolarlar konuşulmaya başlanıyor. Bunların kaçış noktasına baktığınızda kurumlar reputasyon kaybını, kurumlar riskleri gözden geçirmemeyi, kurumlar tehditleri fark etmemeyi tercih ediyor noktaya da doğru geliyorlar biraz. Bunun sebebi de aslında bu veri temelli ekonomi dediğimiz yapının içerisinde kurumların verileri zaman zaman kendi istedikleri manipülasyonlarla kullanmaya çalışmaları. Yine bunları ayrı bir yere koyarak, yani tamamen veri odaklı yaşayıp veri kaybından kaynaklı bütün bu
hukuki yaptırımları ve cezaları ödeyebilirim. Benim gelirim bundan çok daha fazladır diyen kurumları bir tarafa bırakırsak, kurumların siber sigorta, yani siber risklerini doğru şekilde değerlendirip finansal şekilde kendi varlıklarını sürdürebilmek anlamında onları aslında bir yerde tutup ayağa kaldıracak firmalara yine de ihtiyaçları olmaya devam edecek. Yine bir sonraki slide'a devam edelim Gökhan. Bir sonraki slide'a geçmeden önce ben ufak bir duyuru yapabilir miyim? Tabii. Şimdi bizim bu CP bildirimlerini gerçekleştirebilmemiz ve bu etkinliklerden tam verimi elde edebilmemiz anlamında bir anket çalışmamız oluyor her etkinliğimizde. Ben şimdi onun linkini tekrar paylaşıyorum. Bu arada bayağı bir yukarıda kaldı ama katılımcılarımızdan birisi Günsal Bey'den şöyle bir yorum gelmişti. Sizin sorunuz sonrası diye düşünüyorum. Uğrayacakları zararın ve kaybedecekleri verinin büyüklüğünü kestiremedikleri için yanaşmıyor olabilirler. Evet. Sizin sorunuz soruya cevap olarak düşünüyorum bunu. Evet. Anketimizi chat modülde yer alan linkten ulaşabilirsiniz ve doldurabilirsiniz. Bir CP bildirimlerinizi buranın üzerinden yapacağız ve otomatik olarak siz ankete doldurduktan sonra size bir katılım belgesi direkt mail adresinize geliyor olacak. Ben de şöyle küçük bir ekleme yapmak istiyorum izninle Onur. Biraz sanki bizim ülkemizde bütün sigorta ürünleri için konuşayım bunu. Sigorta alışkanlığı çok farklı anlaşılıyor. Yani yanlış değerlendiriliyor. Daha doğrusu sigortanın nasıl kullanılacağı yanlış değerlendiriliyor diye düşünüyorum. Daha yeni yeni bile yani çok bile yeni yeni oturmaya başlıyor. Benim sesim geliyor mu bu arada? Ben bir gitti bir geldi ses, tam duyamadım. Sigorta alışkanlığının yanlış anlaşıldığını duydum en son. Evet. Sigorta alışkanlığı bizim ülkemizde de daha yeni yeni oturuyor aslında bir sürü şeyde. Biraz müsibet based gidiyor. Murat Dostlar'ın meşhur bir lafı vardır yani siber güvenlik. Dolayısıyla belki bu siber güvenlik sigortası biraz insanlar tecrübe etmeye başladıkça ve oradan faydayı elde etmeye başladıkça yaygınlaşacaktır diye düşünüyorum. Ben de böyle küçük bir yorum yapıyorum. Tekrar geri dönüyorum arkaya. Teşekkürler. Kesinlikle katılıyorum. Çünkü aslında hani bir kez tadına varsalar belki vazgeçmeyecekler ama bir türlü deneyemedi kimse artık. Öyle söyleyeyim. Yine bu slide önemli bir slide'tı. Özellikle Europe konferansta üzerine konuştuğumuz ve üstüne çokça soru gelen slide'lardan bir tanesiydi. Çünkü siber sigortayla GDPR ilişkilendirdiğiniz zaman sadece siber güvenlik, sadece teknoloji alanında değil, aynı zamanda hukuki çerçevede de bakan DPO ya da benzeri pozisyonlardaki kişiler de ilişkili olan article'ları gördüğünde, evet, o zaman siber sigorta ürünüyle ben GDPR tarafında da birçok karşılaşabileceğim problemi göğüsleyebilirim. Bana yardımcı olacak, destek olacak bir ürün varmış diye burada bunu konuşmuş olduk onlarla beraber. Aslında aynı bahsettiğim gibi bizim kanunumuzun içerisinde de, yani kanun sistemimizin içerisinde de az evvel bahsettiğimiz, söylediğimiz birçok hukuki temeli var siber sigortayı dayandırabileceğimiz. Benim bu arada konularla ilişkin yazılarım var. Kaydını daha sonrasında altına bırakalım. Yani böyle hem Harvard Business Review dergisinde olduğu gibi böyle daha iş dünyasının hani o dilde yazılmış yazılar da var. Ama aynı zamanda hukuk bir akademik dergiye yazılmış hukuki temellendirmesine ilişkin yazın da var konuya ilişkin. Olur da ilgi duyarsanız ben linkleri de bırakacağım. Çünkü her şeyi anlatamıyorum konuşurken ama elimden geldiği kadar detaylı şekilde onları yazmaya da çalıştım. Yine burada siber sigortanın GDPR, yani bugün bizdeki karşılığı artık KVKK diye bakmakta fayda var. Etkilerinin nasıl bir etkileşim içinde olduğunu anlatmaya çalıştığım bir slide'dı bu da. Çünkü dünyada baktığınızda bugün veri kaybı dediğinizde biz KVKK ya da GDPR gibi bir privacy yapısı olmadan önce stratejik veriler diye adlandırırdık. Yani finansal verileriniz, kurumun kendi içerisindeki dışarıya çıkmaması gereken işte formül verileri, bu stratejinin içerisindeki her türlü kurumu zora sokabilecek olan veriydi. Ama kişisel veri diye bir unsur ortaya çıkmasıyla beraber aslında bütün veri konusundaki hassasiyetimiz bu tarafa çevrilmiş oldu. O yüzden tıpkı Türkiye'de KVKK tarafında olduğu gibi dünyada GDPR tarafında cezalar yazılmaya devam ediyor. Ve siber sigorta ürünleri de yine sadece
kurumların siber güvenlik anlamında ya da teknolojik platformların da yaşadığı sıkıntıları çözmek için değil, aynı zamanda spesifik olarak bu tip problemlerini, yani data protection, veri güvenliği, privacy taraflarındaki problemlerini çözmek için de kullanılmaya devam ediliyor. Yine devam edersek buradan diğer slide'la. Yine burada da GDPR tarafındaki rollerini anlatmaya çalıştım. Çünkü GDPR'ın içerisinde bu arada bizim Türkiye'den biraz daha farklı olarak cyber insurance'a atıfta bulunulan bazı noktalar var. Burada da özellikle bizim bu data breach, veri sızıntısı, veri kaybı ya da cyber incident dediğimiz siber olaylar yaşanması durumunda burada public policy ya da regulatory fines dediğimiz, yani özellikle bu commissioner dediğimiz GDPR'ın bir çatı kurumunun yayınlamış olduğu politikalar içerisinde EU dahili olan ülkeler ve EU dahili olmayan ülkeler olarak bir ayrımıyla beraber cezalarında farklılıklar olabiliyor. O yüzden özellikle siber sigorta ürünü kullandıkları zaman da bu third party, yani üçüncü taraf hizmet aldıkları noktada özellikle buna da dikkat ediyorlar. Yani bu bir EU dahili ülkesi mi yoksa değil mi diye buna da ayrıca dikkat ediyorlar. Bizi burada enterese edecek olan nokta, biz Türkiye'de eğer siber sigorta ürünü ortaya çıkartıp yine az evvel söylediğimiz gibi sadece lokal değil, aynı zamanda başka coğrafyalarda hizmet veren ve başka coğrafyaların hukuki dizaynının içerisinin bir parçası olan şirketlerden destek aldığımızda bizim de bakış açımız bu yönde olmalı. Çünkü bu güvenli ülke statüsü daha oturamadığı için bu noktalarda biraz eksik kalan başlıklarımız var. Konuya ilişkin bir regülatif çalışmada olmadığından dolayı. Yine bunu geçelim. GDPR olduğu için çok uzatmak istemiyorum. Yine burada kişisel siber güvenlik için olan siber sigorta unsurları var. Bu Türkiye'de en az tercih edilen ürünlerden bir tanesi aslında. Çünkü hiç kimse böyle bir parayı sadece kişisel güvenliğini sağlamak için vermiyor. Ama baktığınız zaman dünyada, Amerika'da, İngiltere'de ve artık diğer ülkelerde yavaş yavaş yayılmaya başlayan, özellikle müşterilerini korumak isteyen şirketlerin de konuyu birazcık daha yükseltmeye başladığı, üzerine konuşmaya başladığı başlıklardan bir tanesi. Burada şöyle bir değişik durum var. Kurumlar bazı siber güvenlik için ve siber riskleri gidermek için bazı önlemlerini baştan alabiliyorlar ama kişilerin böyle bir güvenlik farkındalıkları yok. O yüzden eğer bir bireysel sigorta böyle bir şansınız varsa çok cüzi miktarlara ve gerçekten karşılığında sizlerin siber güvenlik kontrollerinizi yapabilecek hizmetler alabiliyorsunuz. Türkiye'de de var bu arada. O yüzden birçok aslında hayatımızda hiç düşünmediğimiz şeyler başımıza gelebildiği için özellikle siber güvenlik ilişkisi olmayan kişiler için ve sosyal medyayı çok sıklıkla kullanan, severek iştirak eden birçok kişi için de belki gelecekte bir çözüm olarak karşımıza çıkabilir. Yine bir sonraki slide'a geçelim. Yine burada aynı şekilde kişisel siber sigortalar için bizim bu sefer siber sigorta içerisindeki kapsam ne olur diye ve karşılaştığımız problemler neler olabilir diye baktığımız bir slide. Burada identity protection, yani tanımlama, kişinin tanımlanması ile ilgili problemler olabiliyor biliyorsunuz. Birçok kişi yüz tanıma, parmak izi ya da benzeri şekilde two-way authentication gibi birçok sistemi kullanıyor. Ama kullanmayan da birçok son kullanıcı var. O yüzden onların karşılaştığı bu tip problemler var. Yine verilerin kayıplarıyla e-mailler ya da benzeri şekilde iletişim platformları üzerinden bu verilerin kayıplarıyla karşılaşılabiliyor. Cyberbullying dediğimiz aslında bu sosyal medya ya da benzeri şekilde bu çevrelerde kişilere uygulanan bir siber şiddet, siber baskı diye bahsedilen taraf. Çünkü burada kimliğini tespit etmediğiniz taraflardan böyle tehditler alıyor olabilirsiniz. Yine bu durumlarda bir şekilde adli bilişim sürecinin başlanması ve bu giderlerin karşılanması için siber sigorta bir devre, bir transfer aracı olarak kullanılıyor. Yine Connected Home Device Ethic Protection var. Burada evde kullandığımız, bizim günlük hayatımızın içerisindeki her türlü teknolojik unsur aslında bu taraftan bakarsak sadece internet sağlamak için değil, herkes cloud, herkes bu IoT, Internet of Things dediğimiz ya da benzeri şekilde artık
yeni jenerasyon teknoloji ürünlerinin birer parçası halinde. Birçoğumuz evimize ulaşmadan uzaktan klimalarımızı çalıştırıyoruz. İşte ya da benzeri beyaz eşyalarımız çalışıyor. Arabalarımızı bu şekilde ses tanıma sistemleri kullanıyoruz. Bunların hepsinin, bu tabii apayrı bir konu olur. Özellikle bu IoT cihazlarının siber ataklara maruz kalması. Bunların her birinin güvenliğinin sağlanması ve herhangi bir atağa maruz kalındığında karşılığının bir şekilde kompanse edilebilmesi için yine siber sigorta bir ürün. Yine burada network üzerinden, yani internet kullanımıyla başımıza gelebilecek olan şeyler, mobil bankacılık üzerinden başımıza gelebilecek olan her türlü bela ki çok Türkiye'de sıklıkla, özellikle bir jenerasyon üstümüzün sıklıkla karşılaştığı bir problem bu. Ve yine aynı şekilde online transaction, otorize olmayan ve internet üzerinden aldığınız transaction kayıtlarındaki uyumsuzluk karşılaştığınız zaman aslında sizin gerçekleştirmediğiniz bir eylemin gerçekleşmiş gibi karşınıza çıkıyor olması. Birçoğumuz özellikle anne babalarımızdan bu tip problemleri duyup ben bunu şimdi ne yapacağım diye bize sorduklarıyla karşı karşıya kalıyoruz ve çözmeye çalışıyoruz. Ama aslında bu tip kişisel siber sigortalarda bu tip problemlerde kişilerin yardımına koşacak olan ürünlerin başında. Yine bir sonraki slaytımıza geçelim. Burada da siber sigorta için kişilerin en çok karşı karşıya kaldığı senaryolar neymiş diye bir anket sonucu vardı. Onu koymaya çalıştım. Çünkü insanlar en çok karşı karşıya kaldıkları problemlere bakıldığında herkes finansal olarak kayıplarından korkuyor. Günün sonunda aslında hem kurumlar hem kişiler, ben bir siber güvenlik olayıyla karşı karşıya kalırsam bana neye mal olur diye bakmaya çalışıyor. Yani o yüzden finansal olarak değerinin doğru şekilde biçilmesi, tıpkı paranın günlük zaman değerinin değişmesi gibi, değişen zamana göre saatlik dilimlerde, dakikalık, saniyelik dilimlerde değişiyor olması gibi düşünebiliriz bunu. Türkiye şu an aslında bunu çok yakından yaşıyor. Bu kurun değişiyor olması ve paranın zaman değerinin bu kadar parametrik olarak farklı boyutlarda ele alınması gereksinimi aslında siber sigortanın içerisinde de çok benzer şekilde karşımıza çıkmış oluyor. Yine identity theft dediğimiz şeyler var. Çoğunuz alıyorsunuz sosyal medyalardan, işte hesabım eklendi arkadaşlar lütfen bir şey yazmayın diyen bir kişi karşımıza çıkıyor. Büyük problem, çünkü olduğunuz pozisyon ya da kişisel olarak taşıdığınız misyona göre hesabınızın hacklenmesi ciddi bir problem ya da çalınması ciddi bir problem teşkil edebiliyor. Yine aynı şekilde verilerin çalınması var ve kişisel verilerinizin public olarak isteğiniz dışında paylaşılması var. Aslında bu dünyanın her yerinde bütün kişilerin, bütün bireylerin korku içerisinde karşılaşmaktan çekindikleri ama yine de teknolojik ve sosyal platformları kullanmaktan geri kalmadığı unsurlar içerisinde işte siber sigorta da yerini bu şekilde almış oluyor. Şimdi bir sonraki slayta geçersek, zaman da efektif kullanmaya çalışıyorum. Çok da zamanımız kalmadı. Yine aynı şekilde burayı çok uzatmayacağım. Siber sigorta size hani bu başınıza gelecek olan siber durumlarda nasıl yardımcı olur diye sorulduğunda, ben senin finansal kaybını karşılarım. Çalınan ya da publish edilen ya da bir şekilde isteğin dışında bir organizasyonun içerisinde bulunan, aksiyon alınan verilerle ilgili gerekli servis ödemesini yaparım bunun tamir edilmesi için. Herhangi bir şekilde senin adli bilişim problemi yaşarsan bununla ilgili olan desteği veririm. Yani specialist dediği şey burada size içeride aynı zamanda siber güvenlik tarafında bir danışmanlık verecek ekip sunuyor olmasını söylüyor. Herhangi bir şekilde harassment dediği şey, yani bir aşağılama, internet üzerinden herhangi bir şekilde bir tehdit, bir hakaretle karşı karşıyaysanız eğer bununla ilgili hukuki süreçlerde ne yapacağınıza dair yönlendiririm diye söylüyor. Yine aynı şekilde siber tarafta eğer problem çözülmüyorsa aktif şekilde bir gözlem yaparak bir monitoring sistemiyle beraber gerekli şekilde aksiyon almaya çalışırım diye söylüyor. Yine öbür taraftan baktığımızda eğer gerekli herhangi bir şekilde bir privacy dediğimiz mahremiyet ve veri koruma tarafına iştirak edecek bir hukuki süreç varsa bu şekilde bir lawsuit dediği bir avukat ekibiyle beraber cevap verebilirim diye söylüyor. Ve herhangi bir şekilde cihazımızda ve sahip olduğumuz fiziksel unsurlarda bir zararınız olursa bunun tamiri ya da karşılanmasıyla beraber yardımcı olurum diye söylüyor. Böyle bakılınca aslında eğer makul bazda yapılan, makul düzeyde yapılan bir sigortaysa
Gerçi Hayrican Bey de söyledi. Ülkemizde halihazırda biraz problem var sigorta kullanımı konusunda diye. Yine de bu taraftan bakılırsa aslında kaybedeceğimizden çok daha küçük bir meblağ ile beraber, doğru bir değerlendirme ile beraber ciddi şekilde bir güvenlik sağlamış oluyoruz doğru risk analiziyle. Yine bir sonraki slayta geçersek, bu slaytta yine az evvel sorduğum sorunun aslında madde madde ilişkilendirmeye çalıştığım bir kısmı var. Siber sigorta için bizim limitlerimiz neler? Yani neden pozitif efektler yerine negatif efektler var ve ne engelliyor siber sigortayı büyüme noktasında? Burada negatif dinamikler var. Marketin negatif dinamikleri aslında bu az evvel konuştuğumuz ve bu soruların her birinin, yani bu bahsettiğimiz farklı domainlerin, farklı başlıkların doğru şekilde bir araya getirilememesiyle ilişkili bir siber güvenlik, sigorta marketinin kurulamaması var. Bu dinamiklerin yerine oturtulamamasından dolayı. Yine endüstri geneline bakıldığınız zaman security standartlarının ve uygulanması gereken bu standartlara yönelik aksiyonların spesifik olarak belirlenmemesi var. Türkiye'de de sıklıkla görürüz, dünyada da vardır. Her sektöre başka başka yaptırımlar, başka başka standartlarla gittiğimiz için bir security, bir güvenlik ürünü ya da bir güvenlik anlamında bir transfer ürünü elde etmeye çalıştığımızda bu değişkenler kişileri ister istemez peki hangi standarda göre, peki hangi uluslararası best practice'e ya da en iyi uygulamaya göre bize uygulanacak diye başka bir soruyla beraber gidiyor. Yine bir sonrasına baktığımızda bu siber risklerin datalarının biriktirilmesi, yani kurumun siber risklerinin doğru şekilde analiz edilebilmesiyle ilgili engeller ve zorluklar var. Bu zorluk her zaman var. Bunu asla teknoloji bu kadar hızlı koşarken önüne geçemeyeceğiz zaten. Yine finansal tarafta ve içinde bulunduğu pazar ve marketin siber sigortaya ödeme yapma anlamında olan çekinceleri var. Yine aynı şekilde baktığımızda yine siber sigorta unsurlarının özellikle bu ransomware ya da bizim dış kaynaklı ataklar ya da dış kaynaklı tehditlere karşı bazı noktalarda yetersiz kalabilir mi endişesi yine aynı şekilde yaşamaya devam ediyor. Yine bir sonraki slayta geçersek. Peki burada şunu sormaya çalıştım. Peki siber sigortayı biz endüstriler için daha efektif hale getirmek için ne yapabiliriz? Burada da dört tane başlık üzerinden anlatmaya çalıştım. Birincisi, bizim siber risk anlayışımızı arttırmamız. Yani organizasyonlara özellikle finansal anlamda nasıl bir kayıp yaşayacaklarını doğru şekilde anlatabilmemiz. Sen bu siber risklerle, bu finansal kayıplarla beraber yaşamak durumundasın diye doğru anlatabilmemiz. Yine aynı şekilde siber sigorta sadece bir kurum özelinde değil, aynı zamanda bir brokerlık mantığıyla beraber, yani ekonomik etkisinin ne olduğunun bu değişken parametreler doğru anlatılabilmesi gerektiği boyuta doğru paylaşılması gereksinimi. Yine aynı şekilde burada case study'lerimiz var. Bu da tıpkı bir business continuity çalışması gibi düşünün. Bütün değişkenleri göz önünden geçirirsiniz. Bu değişkenlere göre aksiyonlarınızı tayin edersiniz. Burada da aynı şekilde siber riskleri belirlerken her bir değişkenin, her bir senaryonun içerisinde kurumun alacağı pozisyonu, kaybedeceği finansal, itibari, işte teknolojik unsur ya da hukuki değerlerinin ortaya koyulup anlaşılması yönünde. Bir diğeri sigorta ihtiyacının doğru şekilde anlaşılabilmesi. Çünkü şirketler genelde hükümetler ya da devletler ya da beraber çalıştığı taraflarla ilişkisi noktasında siber sigortanın nasıl bir şekilde pozisyonlanması gerektiğini bilmiyor. Bu bilmeme durumundan kaynaklı da ürüne daha uzak durmakla beraber devam ediyor. Burada özellikle bir government mandates diye buraya yazdığım, yani bir devlet eliyle yapılmış bir çalışma olsa bu konuda durum daha başka türlü bir boyuta doğru gidebilir. Ama bunun için de ilk başta hukuki dizaynda, yani sigortacılık kanunun içerisinde siber sigorta gibi artık bambaşka, yani diğer sigortalardan bambaşka bir teknoloji platformuyla, teknoloji çevresiyle beraber devam eden unsurun yer almasıyla beraber olabilecek bir şey. Yine siber sigorta ürünlerine güvenin ve farkındalığın artması. Yine bunlar da aynı şekilde bir arada çalışma yöntemiyle, yani yine burada ben mümkün mertebe devletlerin bu konuya daha yakınsaması ve
Bunun içerisindeki siber riskleri nasıl bugün Cumhurbaşkanlığı Dijital Ofisi gibi birçok teknoloji alanında çalışma devam ediyor. Bu kurumların ele almasıyla beraber ilişkilendirilip sektörel bazlı analizlerle beraber yaygınlaştırılmasıyla beraber olabilecek bir aslında iyileştirme. Ve yine burada değer arttırılması var. Burada da sigortacı, aslında sigortacı firmaların tarafına düşen bir durum var. Burada da demeye çalışıyorum ki eğer sigorta firmaları değer katma noktasında şirketlere sundukları paketleri doğru anlatabilirlerse, yani biz siber güvenlik noktasındaki olgunluk analizinizi, finansal kayıplarınızı, hukuki değerlendirmelerinizi bu şekilde yapıyoruz, İtibari kayıplarınızı da böyle kompanse edebiliyoruz diye anlatabilirlerse, o zaman gerçek bir değer katma ve win-win şeklinde karşılıklı iki tarafın da kazandığı süreçler yaşanır diye düşünüyorum. Ben bu slaytı çok sevdim Onur. Genelde firmaların siber güvenlik konusunda karşı karşıya kaldıkları risklerin mali etkisini hesaplamalarda zorlandığını, hani burada optimum seviyede ne oranda, ne ölçüde siber güvenlik olgunluğuna sahip olmaları gerektiği konusunda büyük kafa karışıklıklarına sahip olduklarını, bir de yıllık bazda hani bunların toplamı, siber risklerin maliyeti, buna harcanan para, kontrol yapısının maliyeti topluyorsun, bir bizim değerimiz ortaya çıkıyor hani siber risklerin değeriyle ilgili. Bunu hesaplamada biraz zorluk çektiğini görüyoruz ama siber güvenlik sigortası firmaların ve hem sigorta sigortalayan hem sigortalatan firma şey açısından bilinci, bu konudaki bilinci yüksek seviyede artırdığını görüyoruz bu slide çerçevesinde, açıklamaların çerçevesinde. En azından sektörü hani bu konuda güzel bir yol gösteriyor. Evet, yani aslında burada hem sektör hem bir noktada hukukun desteği, aynı zamanda devlet genelinde, aslında devletin konuyu ele almasıyla beraber durum bambaşka bir boyuta gelebilir diye düşünüyorum. Tabii çok cesaretli ve çok hani iddialı şeyler şimdi bu söylediğim şeyler, ama bence bir sonraki adımda dediğim gibi artık Türkiye'de özellikle kamu tarafında da bu tip yapılanmalar çok aktif olduğu için bence belki geleceğin başlıklarından bir tanesi olur, ele alınır. Türkiye'de bu konuda belki öncü ülkelerden bir tanesi olabilir, bu kadar çok siber güvenlik tecrübesi varken. Geçeyim Onur bir sonraki slayta. Aynen. Zaten son slaytımız. Sözümüzü de toparlarız. Süremizin de sonuna geldik gibi. Tam denk geldi. Yine burada siber sigortayı yine aynı şekilde benim önerilerim neler, potansiyelinin arttırılması için benim önerilerim neler diye 5 başlıkta toplamaya çalıştım. Yine burada bakarsak birinci önerim özellikle küçük ve orta ölçekli firmaların bu assessment'ları, yani risk değerlendirmeleri yapmaları noktasında zorluk çekmelerinde bizim burada insurance dediğimiz, yani sigortalama işlemini yapan taraf, sigorta acentesinin bu konuda minimum security, minimum güvenlik ihtiyaçlarını belirleyebilmesinde bir parçası olması. Yani küçük ve orta ölçekli firmalar zaten bu danışmanlık ya da bu tip bir değerlendirme ücretini zor karşılaması halini düşünün. Bir de siber sigorta için ayrı bir bütçe ayırması gerekmez eğer böyle bir hizmet sağlanabilirse. İkinci önerim, yine burada özellikle ikinci ve üçüncü servislerini aldığımız ya da benzeri şekilde bu tip servisleri aldığımız taraflar için olan bir partnership dediğimiz, yani birlikte hareket edebilme için bir öneriydi. Burada da siber sigortanın taşımaya devam ettiği ve ortaya çıkarttığı bazı iyileştirmelerden bahsettik. Ama aynı zamanda bunları servis sağlayıcılar, bulut servisi veren firmalar için aynı şekilde bütün bu verilerin korunabilmesi için yine bir ortak çalışmayla beraber götürebilirler diye düşünüyorum. Çünkü bugün özellikle cloud tarafında çalışan birçok firma teknoloji anlamında daha çatıda, daha ciddi bütçelerle beraber hareket ediyorlar ve bir noktada eğer regülasyon bir kısıta gitmiyorsa teknoloji etkileri ve erişim alanları çok büyük. O yüzden bence böyle o kolaborasyonu sağlarlarsa, yani bir o birlikteliği sağlarlarsa yine siber sigortanın çok daha desteklenebileceğini düşünüyorum bu alanda. Yine bir sonraki başlığa bakılırsa, yine burada da özellikle bu işte kripto currency dediğimiz bu kripto paraların ödenmesi, kurumların kendi içerisinde yaşadığı siber risklerin ve siber atakların ya da anonimize edilmiş herhangi bir tip siber riskin
değerlendirilmesi noktasında bunların bir community görevi gibi herkesin birbirine verdiği ve siber riskleri düşürmek anlamında aslında bizim ülkemizde USOM'la beraber yapılmaya çalışılan bu çalışmanın siber sigortayla beraber birleştirilebileceğini düşünüyorum. Kurumlar eğer karşılaştıkları siber güvenlik ihlalleri, siber atakları birbirlerine bildirebilirlerse sektörel bazda alınacak olan aksiyonlar aslında sigortalanabilir. Sigorta firmaları da kurumların karşılaşacağı bu tip siber risklere, siber tehditlere önceden finansal değerlendirme yapabilirler. Dördüncüsü yine aynı şekilde, yine az evvel söylediğim, burada da government diye üzerine basarak söylediğim, artık devletin kurumlarının ve regülasyonlar ve kanunlarla konuyu değerlendirir ve özellikle sigortacılık çerçevesinde ele alır boyuta getirmesi. Çünkü eğer ülkemizde sigortacılık nezdinde siber sigorta değerlendirilebilirse o zaman aynı KVKK'da gördüğümüz gibi biz bu kez sigortacılar ve teknoloji ekiplerini bir arada aynı masada görmeye başlayacağız. O zaman da siber sigortaya olan bakış değişmeye başlayacak. Beşinci son maddeme bakılınca da burada da yine bu sigortacılık endüstrisi için kontrollerin belirlenmesi noktasında aslında özellikle ransomware, ülkemizde sıklıkla görülen hani minimum ransomware, fidye yazılımı ya da benzeri şekilde uygulamalar gerçekleşebilmesi için burada verilerin doğru toplanıp analiz edilmesi. Yani aslında bir noktada şunu söylemeye çalışıyorum. Bir ülkenin başına gelen belalar, dünyanın başına gelen belalar aşağı yukarı siber güvenlik çerçevesinde belirli yıllık bazda bakıldığında. Eğer sigorta firmaları da bu konularda hazırlıklı olup bu yelpazeyi genişletebilirse, firmalar beraber çalışma noktasında sigorta firmalarının da siber güvenliklerinin korunması, siber güvenlik tehditlerinin anlanması bazında aynı dili konuştuklarını ve aynı noktada buluşabileceklerini, finansal kayıplarında o nezde kompanse edebileceklerini anlıyor olacaklar. Benim önerilerim bunlar da iyileştirmek noktasında. Eminim sizlerin de olacaktır belki bu sunumdan sonra. Yine ben söylediğim gibi o linkleri bırakacağım. Eğer dilerse, ilgisi olan varsa, okumak isterse, ne zaman isterse benimle de iletişime geçebilir. Ben bu konuyu çok zevkle yıllardır takip ediyorum. Ümit ediyorum hani ülkemizde ve dünyada da hak ettiği değeri bulur ve her şey hem sektörler, hem şirketler, hem de devletler nezdinde siber risk ve siber güvenlik anlamında biraz daha yükselerek siber sigorta gibi transfer unsurları ya da benzeri şekilde iyileştirme aracı olan her türlü kurum ve ürünle beraber devam eder. Ben şeylerini bıraktım Onur, linklerini senin yazılarının. Sanırım sona eriyor. Bu son slaytımız diye düşünüyorum. Evet, bu son slaytımız. Bir sorumuz var. Bu soruyu Mustafa Özçakır yöneltmiş. Ben okuyayım istersen hemen hızlıca. GDPR konusunda sigorta yapılabilmesi için sanırım kurumun GDPR gözüyle aldığı riskler hesaplanıyor. Kişisel veri konusunda alabileceği cezalar ve diğer riskler hesaplanıyordur. Tahminimce riski anlayabilmek için aldığı kişisel veri tipleri, özel nitelikli kişisel var mı yok mu? Süreçlerin yapısı, veri alımlarının kanunlara uyumlu yapıldığı, aydınlatmaların eksiksiz yapılması, rıza alınması gibi konular. Almış olduğu siber güvenlik önlemleri, erişim denetimi ve işte diğer belki teknik kontroller kapsamındaki alanları söylüyoruz. Sormak istediğim şu, bir şirketin GDPR sigortasında primlerinin düşük çıkmasını sağlayacak bir yapının olduğu nasıl ölçülebilecek? Bu konuda siber güvenlik önlemlerinin ölçülmesi hariç bilinen, ölçülebilen yöntemler var mıdır? Şimdi şöyle toparlamakta fayda var. Siber sigorta unsurunu şirketler genelde spesifik sadece GDPR için almıyorlar. Genelde hem teknik taraftaki yani siber ataklara karşı ama onunla beraber GDPR'da bunun ciddi bir parçası olduğu için beraber kullanmaya çalışıyorlar. Benim Avrupa'da gözlemlediğim ve tecrübe ettiğim kadarıyla kurumlar eğer doğru bir data mapleme ve aynı zamanda response dediğimiz cevap verebilme mekanizması varsa sigortacılık anlamında primleri ciddi şekilde düşürüyorlar. Çünkü biraz bizim Türkiye ile GDPR arasında birazcık ayrımımız var bu noktada. Ben de Türkiye'deyken oradan bakıldığında Avrupa'daki GDPR'ın başlıkları biraz daha başka perspektiften görülebiliyor. Ama spesifik olarak Mustafa Bey'in sorusunun cevabı kurumların kurgulamaya çalıştığı yani bizde olan verbis GDPR'da olmadığı için
kurumlar özellikle sizin data mapping anlamında commissioner site'da standardı paylaşılmış olan yeterlilikleri sağlamasını bekliyor. Yani hiçbir zaman olağanüstü şartlar değil. Commissioner site zaten size standartları belirlemiş. Onun üzerinden devam edin diye istiyor. Ama kurumun bir data discovery, bir data mapping modeli varsa o zaman tabii ki işler çok daha rahat, çok daha kontrol edilebilir bir hale geliyor. Ama bu çok detaylı bir soru. Siz de biliyorsunuz. Öyle dallanıp budaklanır ki yani işin loglama tarafı var, işin monitoring tarafı var, işin third party tarafı var derken tabii iş dallanır, budaklanır. Ama özellikle bu taraf için, spesifik GDPR tarafı için data discovery ile mapping yapabiliyorsa, bir de anonimize işlerini halledebiliyorsa o zaman her zaman puanınız çok daha yukarıya taşınıyor. Peki genel şey için destek sadece GDPR değil, privacy konusu değil, genel olarak Onur. Hani olgu şeyin buradaki hesaplanması için genel siber güvenlik yapısının. Normalde kurumsal firmalara siber sigorta yapılırken ilk başta bir envanter dökümü çıkartılıyor. Yani envanter dökümünün içerisinde kurumun sahip olduğu bütün güvenlik ürünlerinin sürümleriyle beraber ve cover ettiği departmanlarla beraber bir analiz yapılıyor. Kurumun hangi sektörün içerisinde olduğuna göre risk payları değişmeye başlıyor. Yani örnek vermek gerekirse her firma, her kurum kendi içinde tabii ki riskli boyutta ama bir elektrik dağıtım firmasınızdır siz ve izole yapılarınız vardır SCADA sistemleri gibi. Ve herhangi bir şekilde bir siber atağa maruz kaldığında karşılaşılacak olan efekt bütün son kullanıcılar üzerinde olur. Buna reputasyon kaybı değil, buna artık aynı zamanda kişi haklarından feragat etme ve kişi haklarından mahrum etme durumu oluşturuyor gibi düşünelim. Durum böyle olunca o bahsettiğimiz poliçeler çok daha büyüyerek artmaya başlıyor. Ama işin her zaman başı envanter çıkartılması, departmanların ne olduğunun anlaşılması, kurumun orijin olarak Türkiye içerisinde mi yoksa coğrafik olarak başka bir konumlandırmayla beraber data center hizmetini verip vermemesiyle beraber başlıyor. Başka sorumuz var mı? Güzel, benim bir sorum var Onur yine. Siber sigorta konusunda dünya çapında faaliyet yürüten firmalar var. Bu konulara çok önem veriyorlar. Ve bunlar çalışmalarını hani bazı siber, biraz önce Mustafa Bey'in bahsettiği şekilde siber güvenlik değerlendirmeleri çerçevesinde yapıyoruz. Hani başlığı söyledik, siber güvenlik değerlendirmesi. Bu nasıl bir değerlendirme yapılması gerekir? Senin tecrübelerin var çünkü bu konuyla ilgili. Yani bunun içerisinde sızma testler oluyor mu? Ne bileyim bir genel bilgi güvenliği değerlendirmesi şeklinde mi oluyor? Yoksa hangi seviyeye kadar bunların bir çalışması gerçekleştiriliyor? Veya hani bu konuda önerebileceğim bir şey var mı? Adres, yöntem, bu tarz şeyler var mı? Yok, aslında bu bizim bildiğimiz klasik olgunluk değerlendirmesi gibi değil, çok daha gerçekten meşakkatli ve zorlayıcı şekilde yapılan bir ön değerlendirme çalışmasıyla başlıyor. Dediğim gibi pen test, zafiyet testleri, stres testleri zaten bunların olmazsa olmaz birer parçası. Hani bahsetmiştik ya, internet kaynaklı, network üzerinden gelebilecek ataklar, DDoS'lar dedik, data breach'ler. Bunların her birisinin doğru şekilde anlaşılabilmesi, kaç portu var, bu portlar nereye açılıyor, kurumun elinde içerisinde bulundurduğu infrastructure içerisinde kaç tane domaini bulunuyor gibi birçok teknik detayla beraber çalışmaya başlanıyor. Ve bütün bu analizler söylediğimiz gibi sadece teknik, sadece governance, sadece stratejik anlamda değil, aynı zamanda finansal karşılıklarla beraber değerlendirilmeye başlanıyor. Yani tek bir firewall bile değerlendirirken, firewall hangi DMZ'lerin arkasında bulunuyormuş ya da bu güvenli dediğimiz o saydığın içerisinde hangi ürünler varmış, bu ürünlerden bir tanesi bile down olduğunda benim finansal kaybım saniyelik, dakikalık, saatlik nasıl olur diye bir hesaplamayla beraber gidiyor. O yüzden bunları gerçekleştirebilmek için biz teknolojik ürünler kullanmaya mecburuz. Bunlar insan gücüyle yapılabilecek olan hesaplamalar değil. O yüzden bu tip uygulama örnekleri var dünyada. Ama ben hani spesifik olarak mükemmel bir işte bu ürün var diye bir tane ürün söyleyemem şu an burada. Çünkü parça parça yapıyorlar genelde, birleştirmeye çalışıyorlar. Bu bahsettiğimiz unsurların içerisinde privacy design'ın içerisindeki değerlendirme ayrı. Bu penetration test ve benzeri şekilde zafiyet kontrolleri ayrı.
bahsettiğin bu olgunluk seviyesi, bilgi güvenliği seviyesi belirleme noktası ayrı gidiyor ve en son konsolide edilerek devam ediliyor. Ama burada en hani ciddi çalışmaları yapan kurumlar neler diye gördün dersen, bunların içerisinde işte Zürih Sigorta var, Marş var ya da burada yine aynı şekilde hizmetlerini vermeye devam eden yabancı uyruklu, Türkiye'de karşılığı olmayan firmalar var. Ama baktığımız zaman Türkiye'de de birçok işte hepsini şimdi saymayayım ama lokal isimli olan birçok sigorta firmamızın da var. Yine de hani bunu söylemekte fayda var. Bilmiyorum aramızda hiç sigortacı var mı? Hani eğer bir örnek model alınacaksa ben İngiltere'yi bu modelin en üstünde görüyorum. Çünkü gerçekten benim bugün hani bu çok ayrı bir çalışma olur. Ben çünkü üniversitede yaptığım çalışmanın içerisinde bu siber sigortayı bir şey düşünebilirsiniz yani bir akademik çıktı şeklinde bu hesaplamalar nasıl olur diye daha matematiksel bir dizaynla ispatıyla beraber çalışmaya çalıştım. O yüzden bu literatür dizaynında baktığınızda karşılığını bunun en tepesi İngiltere. Çünkü İngiltere'nin daha geçtiğimiz hafta yayınlamış olduğu 2022 teknoloji hedeflerine baktığınızda da 5 tane teknoloji hedefleri var. 5 tane teknoloji hedefinin içerisinde üçüncüsü teknoloji regülasyonu konusunda dünyayı yönlendir. Kendilerine bunu misyon olarak alıyorlar. Yani bugün de baktığınız zaman zaten bütün bu hani best practice, işte framework'ler, standartlar dediğiniz zaman evet işler Amerika ile beraber gidiyor ama bu işlerin kökeni her zaman İngiltere'de. O yüzden İngiltere şu an özellikle siber sigorta anlamında en hani böyle best practice ya da en olgun seviyede uygulamayı gerçekleştiren ülke diye söyleyebiliriz. Benim de bugün yaptığım çalışmaların %80'i, %90'ı zaten hep hani özellikle UK'den olan bu son yaptığım yüksek lisansa da daha çok gündeme getirmeye çalıştığım konulardan bir tanesiydi Cambridge'de. Genelde gerçekten İngiltere'de konuya ilişkin çalışmış, araştırma yapmış, akademik şekilde bilgi verebilecek kaynaklar buluyorsunuz. Teşekkürler Onur. Benim de verdiğim bir eğitim var, siber güvenlik iş denetimi. Burada siber sigorta da bir bölümünü kapsıyor. Artık eğitimler sırasında vereceğim öğrencilere ek detaylar konusunda hem senin yazıların hem de bu etkinliğimiz olacak. Ben teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Güzel sunumun için ben çok beğendim. Başka sorumuz yok galiba. Burada sonlandırıyoruz o zaman. Eğer ilave sorumuz yoksa şu an etkinliğimizi. O zaman arkadaşlar teşekkürler. İyi akşamlar. Teşekkür ederim herkese zamanı, vakti, sabrı için. Ben de iyi akşamlar dilerim. Herkese sevgiler. Teşekkürler.